Merhabalar arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2018 sezonu TYT için, pardon AYT için, alan yeterlilik testi için hazırladığı deneme sınavını, deneme örneğini birlikte inceleyeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. A ve B tam sayıları için 1 küçüktür mutlaka, o da küçüktür B eksi A, bu da küçüktür 6 eşitsizliği sağlanmaktadır. Buna göre B'nin alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş bize. Şimdi öncelikle burada mutlak A ifadesi 5 değerini alamayacak çünkü bu mutlak A'dan daha büyük bulan bir B eksi A tam sayısı bulmamız gerekiyor. Bu yüzden mutlak A değeri 1 ile 5 arasında 5 dahil olmak üzere, pardon 4 dahil olmak, 1 ile 4 arasında 4 dahil olmak üzere değerler alacaktır. Yani ben mutlak A'yı nerede seçmeliyim arkadaşlar? Ya 2'yi alabilir, ya 3'ü ya da 4'ü alabilir. Dolayısıyla A'nın alabileceği değerler neymiş? 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. Bir de bunların eksilisi yani eksi 2, eksi 3 ve eksi 4 olabilir. Şimdi tek tek yazalım. A eşittir 2 için. A eşittir 2 için. A eşittir 2 olursa 2 küçüktür. B eksi A, bu da küçüktür. 6 olmak zorunda. Hatta şu A'yı 2 seçmiştik ya. Şurada da gelin 2 yazalım. B eksi küçüktür. 6 diyelim. Peki hala her iki tarafa 2'yi eklersek ne olur? 4 küçüktür. B, bu da küçüktür. 8 diyebiliriz. B burada hangi değerleri alabilir arkadaşlar? 5'i, 6'yı ve 7'yi alabilir. B değerlerinden şunları bulduk. Peki A eşittir 3 için yazalım. 3 küçüktür. B eksi 3, bu da küçüktür. 6 diyelim. 3 eklersek 6 küçüktür. B, bu da küçüktür. 9 olur. B burada hangi değerler alacaktır? 7'yi alır. 8'i alır ve 9'u alır. Sonrasında A eşittir 4 için diyelim. Yazarsak 4 küçüktür. B eksi 4, bu da küçüktür. 6 diyeceğiz. 4 ekle 8. 4 ekle B. 4 ekle 10. B'nin alabileceği burada hangi değerler vardır arkadaşlar? 7 değil, 9 vardır sadece. Peki yani şimdi A'yı bu sefer eksi 2 seçeceğiz. A eşittir eksi 2 için yazalım. Eksi 2'nin mutlak değeri nedir arkadaşlar? Eksi 2'nin mutlak değeri 2. 2 küçüktür. B eksi eksi 2'den B artı 2, bu da küçüktür. 6 diyeceğiz. Her iki taraftan 2 çıkarırsak 0 küçüktür b, bu da küçüktür 4. Burada b'nin alabileceği değerler 1, 2 ve 3'tür. A eşittir eksi 3 için yazdık. 3'ün mutlak değeri, eksi 3'ün mutlak değeri 3 olduğundan 3 küçüktür. B artı 3, bu da küçüktür 6 diyeceğiz. 3 çıkarırsak 0 küçük, b küçük 3 olacak. B'nin alabileceği değerler yine 1 ve 2. Bu sefer a eşittir eksi 4 olursa o zaman ne yapacağız? 4 küçüktür. B artı 4, bu da küçüktür. 6, 4 çıkarırsak 0, 4 çıkarırsak B ve 4 çıkarırsak 2 olur. Burada B'nin alabileceği tek değer 1. Şimdi gelin şu B'nin alabileceği değerleri işaretleyelim. Bakın 1'i, 2'yi, 3'ü almış. Sonrasında 4 yok alabileceği değerler arasında. 5'i, 6'yı, 7'yi, 8'i ve 9'u almış. Diğerlerini işaretlemedim. Çünkü zaten bunlar diğerleriyle aynıydı. Pekala bu ne demek? 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı 4 olmadığı için 4'ü çıkaracağız. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2 n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden geliyordu. Eksi bir de 4 diyeceğiz. Şunları sadeleştirirsek 5 çarpı 9 45, 4 çıkarırsak doğru cevabın 41 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinci sorumuzdayız. Bu klişe bir soru artık. 4 bölü kök 5 artı 1, 4. dereceden kök 5 artı 1 ve 8. dereceden kök 5 artı 1 diye bir soru sormuş. Klasik konu anlatım sorusudur aslında ama biz yine de şu şekilde tekrar etmiş olalım. 8. dereceden kök 5 eksi 1 ile biz paydamızı çarpalım ve yukarıyı da bununla çarpalım ki ifade değişmesin. Şurası 5 olacak. Eksi 1 ile çarpacağız. Evet. Şimdi ben bu ifadeyi paydayla şurayı çarparsam ne gelir arkadaşlar? Dördüncü dereceden kök 5 eksi 1 gelir. Sonrasında bununla da şunu çarparsam arkadaşlar bakın şurada kök 5 diyorum oraya ne yazıyorum bakın. Kök 5 eksi 1 gelecektir. Kök 5 eksi 1 ile de kök 5 artı 1'i çarparsak biliyorsunuz kök 5'in karesi 5 eksi 1'in karesinden 4 gelecektir. Demek ki şuranın tamamı çarpıldığı zaman ne geliyormuş? 4 geliyormuş. Yani elimize ne kaldı? 4 çarpı 8. dereceden kök içerisinde 5 eksi 1 bölü 4 geldi. Bu bizim x sayımızmış. Şu 4'leri de sadeleştirirsek elimizde x'in ne olduğu kaldı arkadaşlar?
x eşittir 8. dereceden kök 5 eksi 1. Pekala bu x'i nerede yerine yazacağız? Şurada arkadaşlar. Orayı da biraz karalamışım ama. 8. dereceden kök 5 eksi 1 artı 1'in kaçıncı kuvveti diyor? 16. kuvveti. Şu eksi 1 ile artı 1 birbirini götürürse 5 üzeri 1 bölü 8'in 1 bölü 8'in 16. kuvveti yani 5'in karesi yapar ki bu da 25'tir. Doğru cevap da D'dir. Üçüncü soru. Aslında güzel bir soru. 2018'in 672. kuvveti küçüktür. N üzeri 2016. Ben şu 2016'nın eğer 672 ile 3'ün çarpımı olduğunu görebiliyorsam soruyu rahatlıkla çözerim. Çünkü 2018'in 672. kuvveti küçüktür. N üzeri 3'ün 672. kuvveti dersem doğal sayıydı sormuş n'i zaten. Dolayısıyla ben şunları direkt götürebilirim. Yani n küp 2018'den büyük olsun istiyor. Dolayısıyla burada 12'nin küpü 2018'i geçmiyor. İlk geçen sayı da D şıkkındaki 13'tür. Yani 13'ün küpü büyüktür 2018 olduğundan doğru cevap D'dir. Dördüncü soru. Boş olmayan A ve B kümeleri için A, B'nin alt kümesi demiş. SA artı SB eşittir 8 olduğu biliniyor. Şimdi ben bir kere şu şekilde şuraya bir tane daha küme çizmek istiyorum. Şuraya ben X elemanını, buraya da Y elemanını dersem şurası A kümesi olsun. Burası da B kümesi olsun. Şimdi arkadaşlar ben X ile SA ile bakın burada. SB nedir? X artı Y'dir tamamı. X artı Y yani 2x artı y'yi toplayınca ne yapmış arkadaşlar? 8 yapmış. Peki ben o zaman en çok kaç farklı u kümesi yazılabilir diyor ya. Ben burada şunu demek istiyorum. Bakın x'e 1 verirsek arkadaşlar yani burası gelin 1 elemanlı olsun. Burası 1 elemanlı olursa 2 çarpı 1'den 2 karşıya attım. Y'ye ne gelir? 6. Yani bu B kümesi kaç elemanlı olur? 7 elemanlı olur. Ki zaten sadece bunu söylememiz yeterli. Çünkü diğerlerinden gelecek alt kümelerin hepsi de aynı kümeler olduğu için tekrar tekrar saymamıza da lüzum kalmayacak. Yani gelin şurada bir eleman olsun. Şöyle bir noktayla gösterelim bu elemanı. Burada bir eleman olsun. Şimdi benim dışarı kaç tane eleman çizmem lazım B kümesine? Şurası A kümesi, en içteki küme. Bunu daha önceden çizdik bu arada. Soruda vermemiş kesinlikle. Burası A kümesi, burası B kümesi olsun dedim. İçeride bir tane A kümesinin içerisine bu U'nun da içerisinde mecburen barındırmak zorunda olduğu bir tane nokta, bir tane eleman çizdim. Sonra bu B kümesinin elemanlarını da A'nın dışında kalan elemanları da ben şöyle yerleştirmek istiyorum. Şuradaki kümeler yoktu. Bunları ben yazdım. Ben bu şekilde yerleştirmek istiyorum. Bir tane de buraya çizelim. Toplam B'nin A'nın dışında kaç tane eleman kaldı? 6. Bir tane de burada toplam 7 elemanlı. Güzel. Şimdi koşulumsal en çok kaç farklı U kümesi yazılır diye soruyor ya. O zaman şöyle yapabiliriz. Bakın zaten bu U kümesinin içerisinde şu A'nın içerisindeki şu mavi ile gösterdiğim eleman olacak. Benim şuradan bir tane elemanım var. Bu elemandan 2 üzeri 1 tane ben alt küme oluşturabilirim. Artı şu iki elemanı seçerek yine bir alt küme oluşturabilirim. 2 üzeri 2 tane. Şu 3 tanesini seçersem 2 üzeri 3 tane. Şuradaki 4 tanesini seçersem 2 üzeri 4 tane. Şuranın tamamını seçersem 2 üzeri 5 ve diğerini de seçersem 2 üzeri 6 ki bunların da toplamı ne yapar arkadaşlar? 127 yapar. Bu da benim bu kaç en çok kaç farklı U kümesi yazılabilir diyor. Bunun cevabıdır. Doğru cevap Ceyhan'mış. Beşinci soru. Bir mod medyan sorusu, istatistik sorusu. Futbolcuların kütlelerinin kişi sayısına göre dağılımı. 68 kilo olan 2 kişi varmış. 72 kilo olan 5 kişi varmış. Bu şekilde devam ediyor. Yukarıda bir futbol takımının 18 kişilik maç kadrosunda yer alan futbolcularının kütlelerinin kişi sayısına göre dağılımı verilmiştir. Buna göre bu verilerin oluşturduğu sayı dizisinin modu ve medyanı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Bir kere modunu nasıl buluyorduk arkadaşlar? En çok tekrar eden oluyordu değil mi? En çok tekrar eden. Bakın burada 2 tane 4, 1, 3, 2, 1 tane. Burada 5 tane 72 var. En çok tekrar eden 72 olduğu için ben doğru cevabın A, B veya E olduğunu bilirim. Yani C ile D'ye güle güle. Pekala. Medyanı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Medyanı tam ortadaki oluyordu değil mi? Yani eğer terim sayısı tekse tam ortadaki, terim sayısı çiftse ortada kalan iki tanesinin aritmetik ortalaması bana medyanı veriyordu. O halde şöyle diyebilir miyiz? Bunları tek tek sıraya dizip de ortadakini bulmak yerine kaç tane kişi var bakın? 18 kişiydi değil mi? 18 kişinin
Ben tam ortasını bulursam 9 tanesi bu tarafta kalır. 9 tanesi bu tarafta kalır. Ortadakiler 9. ve 10. sıradaki elemanlar olur. 9. ve 10. sıradaki elemanların kim olduklarını bulalım. Yani kaç kütlelerin ne olduğunu bulalım. O zaman şöyle diyebiliriz. 2 tanesi 68 kiloydu. Sonraki 5 tanesi 72 kiloydu. Toplam 7 kişi geçtim şu an. Yani 8. 9. 10. ve 11. kişiler buradaymış. 9. kişi de 10. kişi de 74 kilogram olduğuna göre bu 74'ün 2 tane 74'ün aritmetik ortalaması da 74'tür. Dolayısıyla medyanı da 74'tür diyebiliriz. Bu veri grubunu yani cevap da B'dir deriz. 6. soru, bir eğitim projesi için ABC ülkelerine birer tane öğretmen gönderilecektir. Gönderilecek öğretmenler 2 matematik, 4 İngilizce öğretmeni arasından en az bir tanesinin matematik öğretmeni olması şartıyla seçilecektir. Buna göre bu projeye katılacak öğretmenler ve gidecekleri ülkeler kaç farklı şekilde seçilebilir? Öncelikle kaç tane öğretmenim var benim? 2 tane matematik öğretmenim var, 4 tane İngilizce öğretmenim var ve diyor ki ABC ülkelerine birer tane öğretmen gönderilecek. Yani toplamda 3 tane öğretmen gönderilecek ve bunlardan bir tanesi mutlaka matematik öğretmeni olmak zorunda diyor. O halde şöyle söyleyebilir miyiz? Ben bu grubun içerisinde bir tane matematik öğretmeni seçmek istiyorum, ikinin birlisi şekilde, ve geriye kalan 2 tane öğretmenin de İngilizce öğretmeni olmasını istiyorum, 4'ün ikilisi biçimde. Artı 2 tane matematik öğretmeni de alabilirdim ikinin ikilisi biçiminde ve geriye kalan tek öğretmeni 4 tane İngilizce öğretmen arasından bir tanesini seçerek yapabilirdim. 2'nin birlisi kaç arkadaşlar? 2, 4'ün ikilisi de 6'ydı. 2 çarpı 6'dan 12 artı 2'nin ikilisi 1, 4'ün birlisi 4. 1 çarpı 4'ten 4 geldi. Şunların toplamı ne gelir? 12 artı 4'ten 16 gelir. Ben bu seçimleri 16 farklı biçimde yapabilirim. Şimdi 16 kişiyi ABC ülkelerine, yani 16 tane grubu ABC ülkelerine dağıtacağım. Kaç farklı biçimde dağıtırım? Tabii ki 3 faktöriyel biçimde dağıtırım. 16 çarpı 6 yapar. Bu da 16 çarpı 6 da arkadaşlar 96'dır ve cevap C'dir deriz. Eskişehir, Ankara, Konya illeri arasında seyahat etmek isteyen bir kişi için kendi otomobili ile gitmek, özür dilerim, otobüsü ile gitmek, hızlı tren ile gitmek gibi bu adamın seçenekleri varmış. 3 tane seçeneği varmış. Şimdi adam Eskişehir'den Ankara'ya uğramak şartıyla Konya'ya gidip dönecek bir kişi en çok kaç farklı şekilde yolculuğunda kullanacağı araç ile ilgili planlama yapabilir diye soruyor. Bir permütasyon sorusu. Eskişehir'den ya da şey diyebiliriz, saymanın temel prensibi, evet daha uygun olur. Eskişehir'den kendi otomobille yola çıkan birinin Eskişehir'e kendi otomobille geri dönmesi gerekir. Yani burada şimdiye kadar sorulmamış bir soru aslında bu şehir sorularında. Çünkü gerçekten güzel de bir soru olmuş. Eskişehir'den arabasını alıp Ankara'ya getirip, tamam mı? Daha sonra işte arabasıyla Konya'ya gelip tekrar arabasıyla geri dönebilir. Ya da şöyle de bir durum olabilir. Eskişehir'den Ankara'ya arabasıyla geldi. Burada arabasını bıraktı. Hızlı trenle veya otobüste geri gelmiş olabilir. Bu seçenekler mevcut. Biz bunun üstüne yoğunlaşacağız. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Eskişehir'den arabasıyla gitmesin bu adam. Yani ya otobüs ya da tren seçeneğini seçsin. Kaç farklı seçeneği vardır Ankara'ya gidebilmek için? 2 çarpı. Otomobilini kullanmadığı için zaten buradaki seçenek sayısı da 2'dir. Şu an Konya'ya kadar gittik. Peki Konya'dan Ankara'ya geri dönecek. Konya'dan Ankara'ya geri dönecekken kaç farklı seçeneği vardır? Ya otobüs ya da tren, değil mi? Yine 2 farklı seçenek. Ankara'dan da Eskişehir'e yine arabası olmadığı için 2 farklı seçenek mevcuttur. Toplam arabasız yaptığı yolculukların seçeneklerinin sayısı 16'dır. Şimdi gelin aracını seçsin. Aracını seçtikten sonra da şöyle diyelim. Araç seçsin. Eskişehir'den yola aracıyla çıksın yani. Aracıyla hareket edecekse Eskişehir'den Ankara'ya tek farklı yolu mevcuttur zaten, çarpı. Şimdi Ankara'dan Konya'ya gidecek ya. Öncelikle arabasını Ankara'da bırakarak gitsin diyelim. Arabasını Ankara'da bırakırsa, arabayı burada bıraktı bakın unutmayın. Ankara'dan Konya'ya 2 farklı seçenek mevcuttur ve Konya'dan Ankara'ya geri dönerken de 2 farklı seçenek mevcuttur. Şimdi Eskişehir'den yola arabasıyla çıktıysa arabasıyla geri dönmek zorunda olduğu için Ankara'dan Eskişehir'e de arabasını aldı ve geri döndü. Toplam 4 farklı seçenek mevcut. Eğer yolun tamamını aracıyla gitmek istiyorsa zaten, yolun tamamını aracıyla gitmek istiyorsa Eskişehir'den Ankara'ya 1, Ankara'dan Konya'ya 1, Konya'dan Ankara'ya 1 ve Ankara'dan Eskişehir'e 1 farklı seçenek. Hepsi de araba seçeneği zaten.
Gene bir farklı seçenek vardır deriz. Toplamda 16 araçsız, 5 de arabalı seçeneği olduğu için 16 artı 5'ten doğru cevap 21, yani Denizli'dir deriz. Doğal sayılar kümesinde f fonksiyonu fx eşittir. X'ler 25'ten küçükse bu sayının pozitif bölenlerinin toplamı, 25'ten büyük veya eşitse asal bölenlerinin sayısı. Bakın şunları bile farklı yapmışlar ki sadece çeldirici olsun diye şeklinde tanımlanıyor. Buna göre f bileşke f120, ki bu neye eşittir? F içerisinde f120'ye eşittir. Artı diğeri de f içerisinde f12. Bize bunu soruyor, kaçtır diye. Şimdi öncelikle gelin şu f120'yi bir hesaplayalım. F120'yi nasıl hesaplarım ben arkadaşlar? 120 sayısı 25'ten büyük olduğu için 120'nin kaç tane asal böleni var, bunu bulacağım. Ben 120'nin asal bölenlerinin 2, 3 ve 5 olduğunu biliyorum. Kaç taneymiş arkadaşlar? 3 tane. Dolayısıyla şu yeşille işaretlediğimiz yer 3'müş. Peki gelin bir de şuradaki f12'yi hesaplayalım. Şimdi 12 sayısı da 25'ten küçük olduğu için pozitif bölenlerinin toplamı. 12'yi hangi sayılar böler arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 böler. Bunların toplamını istemiş. 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 4 daha 10, 16, 28. Demek ki şuradaki yeşille gösterdiğimiz kısımda 28'miş. Şimdi elimizde hangi soru kaldı bizim? F3 artı F28 kaldı. Şimdi devam edelim. F3 diyor. 3 sayısı 25'ten küçük olduğu için pozitif bölenlerinin toplamı. Bunun pozitif bölenlerinden bir tanesi 1'dir, diğeri 3'tür. Bunların da toplamı 4'tür. Yani bu kısım tamamen 4'e eşitmiş. Artı 28 sayısı da 25'ten büyük olduğu için asal bölenlerinin sayısı 2. 28 4 kere 7'dir. 4'ün asal böleni 2. Diğeri de 7 de zaten asaldı. 2 ve 7 var. Toplam kaç tane asal böleni var? 2 tane. Dolayısıyla burası da ne olacakmış arkadaşım? 2 olacakmış. 4 artı 2, yani 6'yı sormuş bize. Doğru cevap D'dir. 9. soru. X kare eksi K artı 2X artı 2K eksi 7 eşittir 0 denkleminin kökleri X1 ve X2'dir. X1 ile X2 arasında 1 bölü X1, yani X1'in çarpımsal tersi artı X2'nin çarpımsal tersi büyüktür 2 bağıntısı olduğuna göre K'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Gelin arkadaşlar hemen şurayı x2 ile, burayı da x1 ile genişletelim. Ne gelir yukarısı? x2 artı x1 bölü x2 çarpı x1 büyüktür 2 geçti elimize. Peki ben x1 artı x2'nin eksi b bölü a, x1 çarpı x2'nin de c bölü a olduğunu biliyorsam gelin bunları yerine yazalım. Bir kere şunun eksilisini alırsam k artı 2 olur zaten. K artı 2 bölü kökler çarpımı neye eşit? 2k eksi 7'ye. 2k eksi 7 büyüktür 2 yazalım. Sonrasında bu eşitsizliği çözeceğiz. Biliyorsunuz şu 2'yi bu tarafa atıp payda eşitlemem gerekiyor eşitsizliği çözerken. K artı 2 bölü 2k eksi 7 eksi 2 çarpı 2k eksi 7 bölü 2k eksi 7 dersem payda eşit demiş olurum. Büyüktür 0. Şimdi devam edelim. K artı 2 eksi 4K, şurayı da dağıtıyorum bakın, eksi 4K artı 14 bölü 2K eksi 7'nin sıfırdan büyük olması isteniyor bizden. Pekala. K'dan eksi 4K, K'dan 4K'yı çıkarırsak eksi 3K, 2 ile 14'ü toplarsak artı 16 bölü, şurada da ne var arkadaşlar? 2K eksi 7 büyüktür 0 demiş. Üst tarafın kökünü bir bulalım. Üst tarafın kökü nedir? 16 bölü 3. Alt tarafın kökü ne? 7 bölü 2. Dolayısıyla 7 bölü 2 ve 16 bölü 3 için bir tablo oluşturacak olursak arkadaşlar, şöyle diyelim. Bunların kökleri dahil mi? Tabii ki değil. Eksi ve artı olduğu için burası eksinin artıya bölümü eksi. Demek ki tabloya sağdan eksiyle başlayacağız. Kök gördük, artı kök gördük, eksi. Sıfırdan büyük olduğu yerleri istemişti. Şu aralık diyebiliriz. 7 bölü 2, 3,5'tur. 16 bölü 3 de 5 küsuratlı bir sayıdır. 3,5 ile 5 küsurat sayının arasında 4 ve 5 tam sayıları vardır. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. 2 farklı tam sayı değeri vardır deriz. 10. soru. Yukarıda grafiği verilen f fonksiyonunun tepe noktası k'dır. Tepe noktası k işte şurada. Peki ben bunun tepe noktasının apsisini bulabilir miyim? 4 ile eksi 2'yi topla. 2, 2'ye böl 1. Değil mi? Tepe noktası neymiş? R'si
birmiş diyebiliriz. Hatta o R'ye 1 demeyelim çünkü birazdan o diğer R ile karışacak. Şimdi buradaki tepe noktasının apsisi 1 ise demiş ki y eşittir fx artı 2 eksi 3 parabolünün tepe noktası r'ye eksi 5 olduğuna göre r artı k kaçtır? Öncelikle arkadaşlar şuraya bir öteleme uygulanmış aslında fonksiyona. Bu ötelemeyi nasıl yapmış? Parabolü x ekseni üzerinde 2 birim sola ötelemiş. 2 birim sol. Ve bu parabolü y ekseni üzerinde 3 birim aşağı ötelemiş, değil mi? 3 birim aşağıya ötelemiş. Pekala. Şimdi o zaman elimizde şöyle bir şey vardı. Benim tepe noktamın apsisi neydi arkadaşlar? 1'di. Ben 1'i 2 birim sola ötelersem 1'den 2'yi çıkardım. Eksi 1 olur. 3 birim de aşağı öteleyeceğim. 3 birim aşağı ötelediğim zaman ikisinde yani apsisinde bir değişim olmayacağı için R kaçtır? R eksi 1'dir diyebilirim. Pekala. Bir de şurada K vardı. Bu K'yı bulmam gerekiyor. Yani ötelenmiş halini geri döndürmem gerekiyor. Peki ne yapmıştık biz? 3 birim aşağı, 2 birim sola yapmıştık. Dolayısıyla şu eksi 5'e ne yapacağım? Önce 3 birim yukarı, sonra da 2 birim sağa öteleyeceğim ki k'yı bulalım. Şimdi ben eksi 5 noktasını 3 birim yukarı ötelersem, y ekseni üzerinde ordinat olduğu için 3 ekleyeceğim ve eksi 2'yi bulacağım. Eksi 2 ordinatını ben sağa veya sola oynattığım zaman ordinat değişmeyeceği için K da arkadaşlar eksi 2'dir diyebiliriz. R neydi? Eksi 1'di. Bunların toplamı nedir? Eksi 3'tür. Doğru cevap B seçeneğinde vardır. 11. soru. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonunun grafiğinin x eksenini kestiği noktaların apsisleri x1 ve x2'dir. Şimdi x1 ve x2 pozitifmiş. x1 0 ile 3'ün arasında, x2 de 3 ile 5 arasında. f0 da 0'dan büyük olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi öncelikle bu bir parabol grafiği. Nereden anlıyoruz? İkinci dereceden bir fonksiyon olduğundan anlıyoruz. Ben bu parabolü şöyle çizmek istiyorum arkadaşlar. Şuraya. Şurası x ekseni, şurası da y ekseni, şurası da 0 noktamız olsun. Şimdi bu parabolün kökleri x1 ile x2'ymiş ya. Gelin şuraya 3 diyelim. Şurası da 5 olsun. X1 neredeymiş? 0 ile 3 arasında. Yani şurada bir yerde. X2 neredeymiş? O da şurada bir yerdeymiş. 3 ile 5 arasında. Ve F0'ın da 0'dan büyük olduğunu söylemiş. Yani F0 da şuralarda bir yerde olsun. Kabul mü? Pekala. Şimdi şuradan bir rengi değiştirelim. Net görünsün. Şimdi benim parabolüm şuradan şu şekilde gelecek. Kollarının yukarı doğru olduğunu, A'nın 0'dan büyük olduğunu hocam nereden anladınız diye sorarsanız. Bu güzel olmadı. Ben bunu değiştireceğim. Şöyle bir şeymiş benim parabolüm. Y eşittir fx. Peki o sorumuza geri dönelim. Hocam A'sının sıfırdan büyük olduğunu yani kollarının yukarı doğru olduğunu nereden anladınız? Bak arkadaşım zaten eğer kökü şurasıysa ve f0 da buradaysa mecburen aşağıdan yukarı doğru çıkamayacak değil mi? Yukarıdan aşağı doğru gelecek ve diğer kökü de zaten x1'den büyük olduğunu biliyoruz. Şimdi devam edelim. F3 sıfırdan büyüktür demiş. Bir kere F3 çizdiğimiz grafiğe göre sıfırdan küçüktür. Yani negatiftir. Bu gitti. F5 sıfırdan büyüktür demiş. F5 çizdiğimiz grafiğe göre pozitif bölgede bir sonuç almış. Bu yüzden bu da gitti. F bileşke F3 sıfırdan küçüktür demiş. Bir kere şöyle yaparsak F'in içerisine F3'ü yerleştirmiş değil mi? Peki F3 negatif mi? Negatif. Ben negatif sayılarda yani şuranın negatif olduğunu biliyorum. Tanım kümesindeki negatif sayıları fonksiyonda yerine yazdığım zaman hepsi sıfırdan büyük geliyor ama burada sıfırdan küçük demiş. Bu da yanlış o zaman. F3'ten F5'i çıkardığımız zaman sonuç sıfırdan küçük olur demiş. F3 neydi arkadaşlar bulduğumuza göre? Eksiydi. F5 neydi? F5 de artıydı. Ben negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkarırsam sonuç daima negatif olacaktır. Dolayısıyla da doğru cevap D'dir deriz. 12. sorudayız. Karmaşık sayılar kümesinde tanımlı, karmaşık sayılarda tanımlı bir fonksiyon. F(x) virgül y eşittir x kare eksi 2 x y artı y kare eksi 3 x artı i y artı i fonksiyonu veriliyor. F(3) eksi i virgül 2 eksi i ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Gözümüze direkt şurada ne çarptı? Tabii ki bunları bilmemiz gerekiyor. F(x) virgül y eşittir x eksi y'nin karesi. Eksi 3x artı hatta i parantezinde de gelin buraya y artı 1 yazalım. Peki devam edelim şimdi. Şurada.
x eksi y demiş. 3 eksi i'den 2 eksi i'yi çıkaralım. 3 eksi i'den 2 eksi i'yi çıkarırsam şu i'ler birbirini götürecek ve 1 mi kalacak? Şurası neymiş? 1. 1'in karesi nedir arkadaşlar? 1. 1 eksi 3x demiş. 3'ün 3 parantezinde 3 eksi i yazıyorum. Artı i parantezinde de y'miz neydi? 2 eksi i'ydi. Ben bir de buna 1 eklersem ne olur? 3 eksi i olur. Şuraya da 3 eksi i yazacakmışız. Pekala. 1 eksi 3'ü içeri dağıtıyorum. 9 artı 3i artı 3i. Şurası ne oldu? Eksi i kare oldu. I kare de eksi 1'di zaten. Artı 1 geldi. Şimdi 1 ile 1'i topla. 2, 2'den 9'u çıkar. Eksi 7. 3i artı 3i de 6i yapar. 6i eksi 7'ymiş ya da eksi 7 artı 6i'ymiş. Doğru cevap Adana'dır deriz. 13. soru bir polinom sorusu. Px artı 1 polinomunun x kare artı x artı 1 ile bölümünden bölüm qx artı qx eksi 1 ve kalan 2x artı 1'dir. Qx artı 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 3'tür demiş. Yani hemen şurada verilenleri bir yazalım bakın. Qx artı 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden ben burayı sıfıra eşitlersem x ne gelir? 2, 2 de şurada yerine yazarsak Q3'ün bana 3 olduğunu söylemiş. Px artı 2 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalanı soruyor. Hemen burayı sıfıra eşitle. X eşittir 3 gelir. 3'ü de şurada yerine yazarsak benden neyi istemiş? P5'i istemiş. Değil mi? Pekala şu Px artı 1 polinomunu bir yazmak istiyorum ben. Px artı 1 eşittir. Bunu neye bölmüş? X kare artı x artı 1'e bölmüş. Bölümüne gelmiş. Qx eksi 1 polinomu gelmiş ve kalan da 2x artı 1 gelmiş. Şimdi elimde tek bildiğim ne var? Q3'ün 3 olduğu. O zaman gelin şurada şurayı 3 yapmaya çalışalım o halde. X eksi 1 3 olursa x'e 4 vermem gerekiyor ki artık şurası ne oldu? Q3 oldu. Diğerlerini de yerlerine yazalım. Artı 2 çarpı 3 6 artı 1'den şurası 7 geldi. Bakın ben burada 4'ü yerine yazarsam pardon 4 yazıyorduk yerine değil mi? Çok özür diliyorum. 2 çarpı 4 artı 1'den şurası ne geldi? 9 geldi. Ben burada x gördüğüm yere 4 yazıyordum. P5'i bakın burada elde ettim direkt olarak. Soru bitti artık. 4'ün karesi 16. 4 daha 20. Çarpı şurası ne oldu? 21 oldu. Q3 neydi peki? 3'tü. 3 kere 21 63. 63'e 9 ekle. Doğru cevap 72'dir diyebiliriz. 14. soru. Bir logaritma sorusu. Birbirinden farklı a ve b pozitif reel sayıları arasında a küp eşittir b üzeri 4 eşitliği vardır. Şimdi burada a'yı mı b'yi mi seçmek sana kalmış. İstediğini seçebilirsin. Hangisi gözüne güzel görünüyorsa. Ben a ile işlem yapmayı tercih ettim. A küp eşittir b üzeri 4 ise her iki tarafın 4. dereceden kökünü alırsam a üzeri 3 bölü 4'ün sen b olduğunu bulursun. O zaman logaritmada da b gördüğün yere a üzeri 3 bölü 4 yazabilirsin. Logaritma a üzeri 3 bölü 4 tabanında a eksi logaritma a tabanında a üzeri 3 bölü 4 yazdım. Şu 3 bölü 4'ü başa nasıl atarsın? 4 bölü 3 diye. Logaritma a tabanında a 1 olduğu için eksi bunu yazmadık. 3 bölü 4'ü başa atarsak 3 bölü 4 a tabanında a da zaten neydi? 1'di. Bu işlemi yaparsan sonucu bulacaksın diyor artık. Şurayı 4 ile genişletelim. Burayı da 3 ile genişletelim. 4 çarpı 4 16. 3 çarpı 3 9 bölü 3 kere 4 12. 16'dan 9'u çıkar 7 bölü 12 benim doğru cevabımdır. 15. sorudayız. 0 küçük, alfa küçük, pi bölü 6 olmak üzere ilk 3 terimi sırasıyla 2 çarpı sinüs 3a, sinüs 6a ve kosinüs 3a olan geometrik dizinin, bakın bu geometrik diziymiş yani ortak çarpanları var. Dördüncü terimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şuraya bir tane dördüncü terim yazacaksın diyor. O ne olabilir diye soruyor. Benim terimlerim hangisi? 2 sin 3a, sin 6a ve cos 3a. Şimdi öncelikle şöyle diyebilir miyiz? Aritmetik, pardon, geometrik dizinin ardışık terimlerinin oranları birbirine eşit olmak zorunda, değil mi? Dolayısıyla ben sinüs 6a'yı 2 sinüs 3a'ya bölmek istiyorum. Bunu da şuna eşitlemek istiyorum. Kosinüs 3a bölü sinüs 6a yapmak istiyorum. Bunu yapabilirim. Sinüs 6a nedir? 2 çarpı yarım açı kullanıyorum. Sinüs 3a çarpı kosinüs 3a'ya eşitti. Bölü 2 sinüs 3a. Zaten sinüs 3a'lar direkt gidiyor burada. Eşittir. Kosinüs 3a bölü sinüs 6a neydi? Tekrar yazıyorum. 2 çarpı sinüs 3a çarpı kosinüs 3a. Burada da kosinüs 3a'lar gidiyor direkt.
Pekala, burada hangilerini sadeleştireceğim arkadaşlar? 2 sinüs 3 a ile 2 sinüs 3 a'yı, burada da kosinüs 3 a ile kosinüs 3 a'yı sadeleştirirsem, içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 2 çarpı sinüs 3 a çarpı kosinüs 3 a eşittir 1 gelecektir. Şurası tekrar yarım açıyla, az önce yarım açıyla burayı açmıştık ya, tekrar kapatalım şimdi bunu. Sinüs 6 a eşittir 1. Sinüsü 1 yapan ifade neydi? Sinüs 90. Değil mi? O zaman 6 a neye eşitmiş? 90'a. A neye eşitmiş? 15'e eşitmiş, değil mi? Pekala. A açısı 15 derece ise dördüncü terim ne olabilir diye soruyor. Şimdi A açısı 15'te gelin şurada bir yerine yazalım. Şimdi birinci terim neydi? 2 sin 3 A'ydı. 2 çarpı sinüs 45 olur orası 3 kere 15'ten. Kök 2 bölü 2'den ilk terim kök 2 geldi. Sinüs 6 A neydi? Sin 90 1 geldi. Kosinüs 3 A'da kosinüs 45'ti. Kök 2 bölü 2 geldi. Bakın burada neyi fark edeceksin? Şunu. Kök 2'yi kök 2'ye bölmüş 1'i bulmuş. 1'i kök 2'ye bölmüş 1 bölü kök 2, yani kök 2 bölü 2 bulmuş. Yani benim ortak çarpanım neymiş? 1 bölü kök 2'ymiş. Değil mi? Dördüncü terimi ne olur diye soruyor. Şimdi üçüncü terim kök 2 bölü 2 ise ben bunu 1 bölü kök 2 ile çarparsam, yani kök 2'ye bölersem benim dördüncü terimimin 1 bölü 2 olması gerekiyormuş. Aşağıdakilerden hangisi 1 bölü 2'ye eşittir diye soruyor o zaman. Alfa açısı 15 derece ise, bakın şuraya yazın. Sinüs 30 eşittir 1 bölü 2. Diğerlerini denememize lüzum dahi kalmadı. Cevap Adana'dır diyebiliriz. 4 tane kare vermiş. Bu karelerde bu şekilde devam ediyor sanırım. Bir kenarı 4 santimetre olan, hemen yazdık 4 santimetre. Karenin kenar uzunlukları %25 oranında küçültülerek ikinci kare, diğeri de %25 oranında küçültülüyor. Ondan sonra gelen de, ondan sonra bu şekilde sonsuza kadar gidiliyor. Bunların alanları da A1, A2, A3, A4, AN diye göstermek üzere bunların alanları toplamı neye eşittir diye soruyor. Birinci karemizin alanı nedir? 16. Şimdi ben birinci karenin kenarlarını %25 oranında küçültürsem ne olur biliyor musunuz? Şu olur. 4'ü %25 oranında küçültmek demek ne demektir? 3 bölü 4'ünü almak demektir. Ben şuradaki kenarın da 3 bölü 4'ünü alıp çarpmam gerekecek ki, neden? Çünkü karenin alanı iki kenarın çarpımıydı, a kareydi. Her alan ne olacak? Gitgide 9 bölü 16 aralığında küçülecek. İlk karemin alanı 16'ydı. İkinci kare 16 çarpı 9 bölü 16. Üçüncü kare 16 çarpı 9 bölü 16'nın karesi olacak o zaman. Çünkü 16 çarpı 9 bölü 16'nın 9 bölü 16'sıydı. Bu böyle devam edecekse 16 parantezinde 1 artı 9 bölü 16 artı 9 bölü 16'nın karesi artı nokta nokta nokta. Şurası bir seri açılımı oldu mu? Seri açılımı olduysa ben diyorum ki buraya 1 bölü 1 eksi 9 bölü 16'dır. Çıkarırsak 7 bölü 16, ters çevirip çarparsak 16 bölü 7 gelir. Bir de şurada 16 vardı. 16 çarpı 16 bölü 7 çarparsak 256 bölü 7 gelecektir benim cevabım. Yani doğru cevap A şıkkında verilmiştir. 17. soru, bir limit sorusu. Limit x'ler a'ya solundan yaklaşırken fx 3'tür demiş. Hemen şu 3 değerine bir bakalım. 3'ün alabileceği değerlerin hepsi de şuradadır. Y eşittir 3'ü çizdim. Tamam. Şimdi x b'ye sağdan yaklaşırken de 2'ymiş. 2 nerede? 2 de burada. 2'ye yaklaşan diğerleri de şurada. Şöyle gösterdik. Pekala. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Olduğuna göre a eksi b'nin alabileceği en büyük değeri soruyor ya. Ben burada a'nın maksimum değerini alacağım. B'nin de minimum değerini alacağım o halde. A'nın maksimum değeriyle alakalı şöyle diyebilir miyiz? A'ya nereden yaklaşıyordu? Solundan yaklaşıyordu. Solundan yaklaşırken 3'e giden hangi değerler vardır? 1. Bir şurası var. Değil mi? Başka bir de şurası var. Değil mi? Şimdi şöyle düşünebilir miyiz biz? Madem 3'e yaklaşanlar bunlar var. A'yı da maksimum seçeceğim. Ya 4 seçebilirmişim. Değil mi? Ya da eksi 3 seçebilirmişim. Aslında şurada da 3'e solundan yaklaşırken 3'e giden bir değer var ama bunun 6 olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla şurada direkt 4 seçebiliriz A'yı. Ve B'ye sağından yaklaşırken de limite 2 çıkan nokta. Değil mi? Onu bulacağız. B'ye sağından yaklaşırken 2 çıkan istiyorsa, bakın nerede 2'ye gitmiş fonksiyonu? Şurada gelmiş değil mi? Bir şurası var. Bir de neresi var? Bakın şurada şu şekilde buradan çıkarken şuraya kadar gelmiş, 2 olmuş değil mi? Başka var mı? Başka yok. Şimdi
Biz B'nin de küçük olmasını istiyorduk ki A eksi B fazla çıksın. Hani B'nin önünde eksi var ya, B'nin küçük olabilmesi için de artık bunun eksi 3 olması gerektiğini söyleyebiliriz. B'de neymiş arkadaşlar? Eksi 3. Maksimum değeri de 4 eksi eksi 3'ten. Cevap 7'dir deriz. Doğru cevap Ceyhan. Uygun koşullarda tanımlı fx eşittir 3 üzeri 4 bölü x eksi 2 artı a ve gx eşittir mutlak x eksi 2 bölü x eksi 2 artı 5. Şurası basit gelecek bayağı bir. Diğer tarafta, gerçi soru gayet basit de fonksiyonları veriliyor. Bakın limit fx artı gx eşittir 0 demiş. Nereye giderken? X eksi 2'ye giderken değil mi? Olduğuna göre a kaçtır diye soruyor. Şimdi ayrı ayrı limitlerin toplamı sıfırdır diyebiliriz biz burada. Yani limit x 2'ye soldan yaklaşırken fx artı limit x 2'ye soldan yaklaşırken gx eşittir sıfırdır diyebiliriz. Parçaladık. Çünkü fonksiyonların toplamının limiti fonksiyonların limitlerinin toplamına eşitti. Biliyorsunuz limitin özelliklerinden bir tanesiydi. Peki devam edelim şimdi. Bana gx'i vermiş, fx'te bilinmeyen bir a var çünkü. 2'ye soldan yaklaşırken diyor ya gx'te. Bakın şurası 2'ye soldan yaklaşırken x 2'den küçük olacağı için burası mutlak değer dışına 2 eksi x diye çıkacaktır. 2 eksi x ile x eksi 2'yi sadeleştirirsem eksi 1 gelir. Eksi 1'e de 5'i eklersek buradaki limit 4'müş. Demek ki şurası kaçmış arkadaşlar? 4. Şunun ne çıkması gerekiyor? Eksi 4 çıkması gerekiyor. Pekala o zaman fx'te fx eşittir 3 üzeri 4 bölü 2'ye soldan yaklaşan değer eksi 2 artı a diyeceğiz. Şimdi burayı dikkatli dinliyorsun. Tam olarak şurayı aslında. Peki burası neden önemli? Şundan kaynaklı. 2'ye soldan yaklaşan bir değerden ben 2'yi çıkarırsam burası 0'a soldan yaklaşır diyeceğiz. Doğru mudur? 0'a solundan yaklaşır. Sonrasında 0'a soldan 4'ü 0'a soldan yaklaşan değere bölersem ne gelir? Eksi sonsuz gelir. 3 üzeri eksi sonsuz demek 1 bölü 3'ün sonsuzuncu kuvveti demek. Bu da payda daha hızlı büyüyeceğinden dolayı 0'dır. Demek ki f 2'ye soldan yaklaşan değeri aslında şurası da 2'ye soldan yaklaşan değer olacak. Yani 2'nin solu. Ben şuraya yerine yazarsam 2'ye soldan yaklaşan değeri direkt neymiş? A'ymış. Bunun ne çıkması gerekiyor demiştim ben burada. Eksi 4 çıkması gerekiyor demiştim. A da kaçmış arkadaşlar o halde? Eksi 4'müş. Bana da zaten A'yı soruyordu. Doğru cevap da Edirne'dir. Limit x 2'ye giderken fx bölü x eksi 2 3'müş. X 3'e giderken de gx bölü x eksi 3 2'ymiş. Olmak üzere gerçek sayılar kümesinde hx eşittir bla 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 fonksiyonu tanımlanıyor. Limit x 1'e giderken hx eksi h1 bölü x eksi 1. Şu ne demek? Türevin limit tanımı değil miydi arkadaşlar? Türevin limit tanımıysa burada hangi türevi soruyor? H türev 1'i soruyor. H türev 1'i soruyorsa şurada H fonksiyonunu bağlı olduğu fonksiyonlarla beraber vermiş bize. Gelin biz bu H'ın türevini alalım. H türev x eşittir. Yazalım. Şurada çarpımın türevi uygulayacağız. X'in türevi 1 zaten f2x artı x sabit kalsın. Bu sefer f2x'in türevini alayım. İçinin türevi 2 çarpı f türev 2x dedik. Artı şuradan devam edelim. X karenin türevi 2x çarpı fonksiyonun kendisi şurada gx kare artı 2. Sonra bir de x kare sabit kalacak. Onu şuraya yazıyorum. X kare sabit çarpı şuranın türevi nedir arkadaşlar? Önce içinin türevi 2x çarpı g türev x kare artı 2 dedik. Pekala. Şimdi bayağı da bir uzadı. H türev 1'i sormuştu. Gelin onu da yerine yazalım. H türev 1 eşittir. 2 çarpı 1 2 gelecek zaten. Şurada kırmızı gözlerinizi yormasın. F2 artı x gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. 1 şurada etkisiz eleman olacak artık. 2 çarpı f türev 2 artı 2 çarpı 1 2 çarpı g ne olacak şurası? 3 değil mi? Artı 1'in karesi 1 çarpı 2 kere 1 2 çarpı g'nin türevinde 3 diyeceğiz. Şimdi bayağı uzadı ama birazdan işlemleri gördüğünüz zaman bayağı kısalacak. Şimdi bize ne lazım? F2 lazım, f türev 2 lazım değil mi? İkisini de nereden bulacağız? Şurada verdiği limit değerlerinden. Şimdi x 2'ye giderken paydamız ne oluyor? 0 oluyor. Demek ki yukarısı da 0'mış ki 0 bölü 0 belirsizliğinden adam L'Hopital yapıp sonucu bulmuş. Şimdi 0 bölü 0 belirsizliği varsa demek ki burası da 0'mış. Yani f2 neymiş? 0. O zaman g3 de 0'dır. Aynı kural burada da var. Umarım burayı anlatabilmişimdir.
F2 neydi arkadaşlar F2? Şurası 0 gitti. Madem öyle G3 de 0 demiştik. Bu da gitti. G3 0'sa şunların hepsi çöp. Pekala. Türevlerini nasıl bulacağım? Demek ki L'Hopital yaptıktan sonra F türev x bölü 1. 2'yi de yerine yazmış. F türev 2 bölü 1 eşittir 3 gelmiş. Demek ki F türev 2 neymiş? 3'müş. O zaman şurası da 3'tür deriz. 2 kere 3 6 artı. G türev 3 ne olacakmış? O da 2 o halde. 2 çarpı 2 4. Başka elimizde bir şey var mı? Yok. 6 artı 4 de 10'dur deriz. Güzel bir soruydu. Bir fonksiyon tersinin olabilmesi için fonksiyonun tanımlı olduğu aralıkta birebir ve örten olması gerekir. Bunları anlatıyoruz da öğrenciler diyor ki hocam ne işe yarayacak? Bak bu işe yarayacak işte. Birebir ve örten olması gerekiyor. Buna göre gerçek sayılar kümesinde tanımlı. X kare eksi 4x artı 1 bla 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 fonksiyonların hangilerinin tersi vardır demiş. Şimdi tersi vardır diye sorursa aslında şunu soruyor. Aşağıda verilen fonksiyonlardan hangileri birebir ve örtendir diye soruyor. Değil mi? Madem öyle. Şu zaten parabol değil mi? Bildiğimiz parabol. Parabol birebir ve örten midir? Değildir. Bu gitti. Yani direkt olarak hiçbir şey yapmadan parabol sorusuymuş gibi bile davranırsan bir eleyebilirsin. Geçelim 2'ye. Şimdi x küp eksi x kare artı 4x artı 1 fonksiyonun ben birebir ve örtenin olup olmadığını nereden anlayacağım? Şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Bakın. Hani bunun grafiğini falan göz önüne getiremeyiz. Hani soruya baktığımızda bunun ne sorusu olduğunu bile, hangi konunun sorusu olduğunu bile anlayabilmek sıkıntıyken sen şunu söyleyebilirsin. Fonksiyon şurada şu noktaya kadar azalan, bu noktadan sonra artan olduğu için şurada aldığı değerleri yine almak zorunda kalmış aslında. Bu yüzden birebir değil mesela. Değil mi? Veya şuradaki değerleri alamadığı için, x değerlerini yerine veremediğimiz için örten değil mesela. Değil mi? Y değerlerini alamadığı için örten değil. Şimdi ben fonksiyonu şu şekilde bir kıvırım yapıp yapmadığını falan nereden anlayabiliyordum? Türevden. Değil mi? Çünkü türevi şurada sıfıra eşit olacak ki fonksiyon dönsün bu şekilde. Madem öyle, yani birebir bir örten olması gerekiyor, fonksiyonun dönmemesi gerekiyor, değil mi? Yani fonksiyon sürekli artan veya sürekli azalan olmasını istiyor aslında. Bu bir türev sorusu. İkinci seçenekteki fonksiyona bakarsak gelin o zaman bunun türevini mal alalım. F türev x eşittir. 3x kare eksi 2x artı 4. Fonksiyon bu mu? Peki süre artan mı azalan mı olduğunu nereden anlayacağız? Zaten bunun çarpanlarını da ayıramadık. Pekala o zaman deltasına bir bakalım. Direkt deltasına baksanız da iş görür yani. Deltasına bak. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı 3 çarpı 4. Sıfırdan küçük müdür arkadaşlar burası? Değil mi? Sıfırdan küçük olduğu için türevinin bir kökü var mı? Yok. O zaman bunun türevinin yani teğetinin eğimi sıfır olan hiçbir nokta yok. Demek ki bu fonksiyon dönmemiş. Delta sıfırdan küçük ve katsayıda direkt pozitif olduğu için x karenin katsayısı ben bu fonksiyona sürekli artan diyebilirim. Sürekli artan olduğu için de bütün y eksenini tarar ve bütün x değerlerini alabilir. Ve x değerleri içinde farklı değerler alır. Dolayısıyla birebirdir ve örtendir. 2 doğru. 3'e bakalım. 3x kare eksi 6x artı 2 benim fonksiyonumun türevi. Bunun deltasına bakalım. Delta sıfırdan büyük gelirse direkt eleyeceğiz zaten. 6 eksi 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı 3 çarpı 2 sıfırdan büyük müdür arkadaşlar? Büyüktür. O zaman bunun kökleri varmış, türevinin kökleri. Dolayısıyla sürekli artandır veya sürekli azalandır diyemeyiz. Doğru cevabımız Bursa seçeneğindeki yalnız 2 olacaktır. Px baş katsayısı 3 olan 4. dereceden bir polinomdur. Px eşittir 0 denkleminin kökleri 1, 3, 5 ve 7'dir. O halde baş katsayısı 3 ise 3 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 5 çarpı x eksi 7'dir diyebiliriz. Değil mi? Şimdi ne demiş? P türev 5'i sormuş. Bu şekildeki fonksiyonların türevini nasıl yapıyorduk? Sadece şunun türevi çarpı diğerleri yapsanız yeter. Çünkü bunların türevleri, şunun türevi çarpı diğerleri yaparken zaten şuradaki 5'i yerine yazacağınızdan kaynaklı hep 0 gelecektir. Dolayısıyla gelin yazalım. 3 çarpı x eksi 5'in türevi 1 parantezinde x eksi 1 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 7 de bana burada neyi yerine yazıyor? X eşittir 5'i yerine yazıyor. Yazalım o zaman. 3 çarpı 5 eksi 1 4 çarpı 5 eksi 2 5 eksi 3 2
çarpı 5 eksi 7 de eksi 2'dir. Eksi 2 ile 2'yi çarp. Eksi 4, eksi 16, eksi 48. Doğru cevap Ceyhan'dır. Evet, 22. sorudayız. Türelenebilir bir fx fonksiyonu için f türev x eşittir 0 denkleminin kökleri 1, 5, 7'dir. Yani o zaman şöyle söyleyebilir miyiz? F türev x'in kökleri ise bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar ekstremum noktadır, değil mi? Pekala, f 0'ın 0'dan küçük olduğunu söylemiş. Peki. Limit x sonsuza giderken fx sonsuzdur demiş. Bu da güzel. Ve ikinci türevinin iki tane kökü vardır demiş. Güzel. Yani neden güzel? Bunların hepsini okuduğumda şu an benim kafamda fonksiyonun grafiği canlandı. Yani sizin de canlanması gerekiyor aslında ama zaman geçtikçe artık oturacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle çizelim mi? Bakın, bir tane x, bir tane y ekseni şöyle. Şuraya x diyelim, şuraya y diyelim. Şurası 0 olsun. Nizami olmuyor ama kusura bakmayın. Şimdi 1, 5, 7 fonksiyonun ekstremum noktalarıymış. Ben 1'i şurada göstereyim. Şurası 1 olsun. Şurası 5 olsun. Şurası da 7 olsun. Kabul mü? Şimdi 1, 5, 7 ekstremum noktaysa gene şunu da şöyle çizelim bakın. 1, 5, 7. Şu şekilde. Şu limit x sonsuza giderken fx sonsuzdur demiş ya hani. Bakın nerede? Şurada. Bu can kurtarıcı bilgiydi aslında. Yani x sonsuza giderken fx de sonsuza gidiyorsa demek ki bu artan bir fonksiyon bu aralıkta, değil mi? Artansa şurası kökü değil mi zaten? O zaman burada azalandır. Burası da köküydü. O zaman burada artandır. Burası da köküydü. O zaman burada azalandır diyebiliriz. Yani fonksiyonun grafiği nasılmış biliyor musunuz aslında? Şu f0'ın da 0'dan küçük olduğunu söylemiş ya. Yani şuradan bir yerden geçecekmiş bu fonksiyon. Şuradan bir yerden. Şuradan hemen bir renk değiştirelim şu şekilde. Fonksiyon nasılmış? Şuradan şu şekilde gelecek. Değil mi? Geldikten sonra azalan geliyor. Şurada bir dönmeye uğrayacak. Sonra 5 noktasında bir ekstremum olduğunu biliyoruz. Sonra buradan geri dönüp şuradan aşağı inip 7 noktasında bir ekstremum olduğunu biliyoruz. Buradan da dönüp artık buradan sonsuza kadar uğurlayacağız fonksiyonu. Pekala. Şimdi tüm bunları yaptık, değil mi? Şuradaki öncülleri bir okuyalım. Seçenekleri bir okuyalım. X eşittir 1 apsis noktasında. Ha, bu arada hocam şunu nerede kullanacağız diye sorarsanız da f'in ikinci türevinde x eşittir 0 denkleminin iki tane kökü vardır diyor ya. Bu ikinci türev neyle alakalı değil? Konvekslikte konkallıkla alakalı değil mi? Bakın şurada fonksiyon nedir? Konveks. Değil mi? Burada konkav. Burada konveks. Değil mi? Kaç tane dönüm noktası varmış? İki tane. Onlar da şurasıyla şurası. Yaklaşık olarak diyebilirim. İki taneymiş. Zaten başka da yok. Üç tane yani dönüşüyorsa konveksten konkava, konkavdan konvekse dönüşüyor zaten. İki tane de kökü vardır. Bunda da bir sıkıntı yok. Çizdiğimiz grafikte. Pekala. Şimdi şuna bakalım. X eşittir bir apsis noktada y eşittir fx eğrisi yerel maksimum değerini alır demiş. Yerel maksimum değerini mi alıyor yoksa yerel minimum değerini mi alıyor bir de? Bakın burada ne alıyor? Yerel minimum alıyor değil mi? Gitti bu. F1 sıfırdan büyüktür demiş. Hayır, F1 negatiftir. Gitti. X eşittir 5 apsistir noktada y eşittir fx eğrisi yerel minimum değerini alır. X eşittir 5'te yerel maksimum değerini alır. Hatta şuradan da belli bakın. Değil mi? Bunlar bu şekilde değil miydi? A'yı şuradan eleyebilirsiniz. C'yi buradan eleyebilirsiniz. Burada da çukur noktası minimum değer yapıyor. Y eşittir fx eğrisi x eksenini en fazla 3 noktada keser demiş. Hayır, bakın burada 1, 2, 3, 4 noktada kesebiliyor. Gitti. Edirne şıkkı da y eşittir fx eğrisi dönüm noktalarının apsisi toplamları sıfırdır. Ben zaten nerede seçmiştim dönüm noktalarını? Burası ve burası. Apsisleri toplamı da pozitiftir diyebiliriz. Doğru cevap Edirne'dir. Yani soruya kendi yaptığım çözümden dolayı güzel diyebilirim. Evet. 23. soru. ln 2'den ln 5'e kadar x çarpı e üzeri x dx integraline x eşittir ln t dönüşümü uygulanarak aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir? Bir dönüşüm sorusu. Dönüşüm yaptıracak bize. Şöyle diyelim mi şimdi? X'e ben ln t dönüşümü yapmamı istiyor ya. dx ne olur arkadaşlar? dx dt bölü t olur değil mi? ln t'nin türevi neydi? 1 bölü t'ydi. O yüzden dt bölü t olacaktır. Şimdi bunu yazarsak öncelikle bir de x'e ne demiştik? X eşittir ln 2 ise ben ln x'e ln t dönüşümü yapıyorsam ln t'ye ln 2 diyeceğim. O zaman t ne olur? 2. Bir de x eşittir ln 5 için ln t eşittir ln 5 olacaktır. Burada t nedir? Burada da 5'tir. O halde integrali şu şekilde yazabilirim. Bakın integral sembolünde. Kağıda güzel yapıyorum ama
Bilgisayarda aynen güzel oldu. Şimdi LN2 neydi? T-1 2'ye dönüştü. LN5 neydi? T-1 5'e dönüştü. Buraya da 5'i yazdım. X'e ne dönüşüm yapıyorduk arkadaşlar? LNT. LNT'yi buraya yazdım. Çarpı. E üzeri X. Şimdiye kadar bundan hiç bahsetmedik. Niye bahsetmedik? Sen buraya E üzeri LNT yazacaksın. X gördüğün yere. LNT yazdık. Çarpı. Bir de neyimiz vardı? DT bölü T'miz mi vardı? DT bölü T. D yazdık. T. Şimdi şuraya bir bakalım. Ben burada E ile logaritmanın tanımını hatırla. T'nin yerini değiştirebiliyordum değil mi? Şu şekilde. Yer değiştirirsem ne olur? Bakın işlemi şuraya çektim. T üzeri ln olmaz mı? Ln neydi? 1. Burada ne oldu? Burası neymiş aslında? T'ymiş değil mi? T ise buradaki T ile şuradaki T birbirini götürdü. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 2'den 5'e ln T d T kaldı diyeceğiz. 2'den 5'e ln T dt. Nerede bu? E şıkkında verilmiş. 24. soru. Neydi bu? Riemann alt toplam. Evet. Şimdi limit n sonsuza giderken 1 bölü n kare, 2 bölü n kare, 3 bölü n kare, nokta nokta böyle n eksi 1 bölü n kareye kadar bir toplam verilmiş. Fx fonksiyonu Riemann alt toplamıymış bu. Aslında fx fonksiyonunun şöyle diyebiliriz 0 ile 1 arasındaki integralini hesaplayan alt toplam diyebiliriz. Yani aslında ben bunu 0'dan 1'e kadar fx dx eşittir. Şuradaki ifade yazabiliriz. Değil mi? Şuradaki ifade. Pekala bir devam edelim şimdi biz. Şeklinde ifade ediliyor. 0'dan 3'e kadar fx bölü 3 dx değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi şuradaki fx dx'i biz biliyoruz ya. Şunun limitini bir hesaplayalım önce. Paydaların hepsi n kareydi. Onu unutmayın. N kare. Yukarıdaki toplam ne olacak? 1'den n eksi 1'e kadar olan sayıların toplamı. Yani n eksi 1 çarpı n bölü 2. Şuradan ne gelir? En büyük katsayılı terim ve katsayısı n kare bölü 2 mi gelir buradan? Değil mi? N kare bölü 2 bölü n kareyi n'leri sonsuza götürürken limitini alırsam ne olur? 1 bölü 2 olur. Değil mi? N karenin katsayısı 1 bölü 2. N karenin katsayısı 1. 1 bölü 2'yi 1'e bölersem 1 bölü 2 gelir. Yani bunun alan 0'dan 1'e kadar fx dx de neymiş? 1 bölü 2'ymiş diyebiliriz. Pekala. Şimdi burada ne vermiş bize? 0'dan 3'e kadar fx bölü 3 dx ifadesi nedir diye soruyor. Gelin şuradaki x bölü 3 var ya ben burada x'e 3t diyeyim. X'e 3t dersem x 3 ise 3t yani x 3'tür. T kaç olur? 1 olur. Peki x 0 ise 3t de 0'dır. T ne eşit olur? 0 olur. T 0 ile 1 aralıkları değiştirdik mi? 0'dan 1'e kadar. Şimdi ben x'e ne dedim? 3t dedim. Dolayısıyla onu da yerine yazalım. F 3t bölü 3. Şimdi x'e 3t dedik ya. Dx ne olacaktı? 3dt olacaktı değil mi? O yüzden 3dt olacaksa ben dx gördüğüm yere 3dt yazacağım. 3dt'yi de buraya yazdım. Şimdi soru bitti. Niye? 3'ü attık buraya şu üçler de gitti. Dışarı attığım şu 3 çarpı 0'dan 1'e kadar ftdt mi kaldı? Şimdi değişken ister x olsun ister t olsun. Sonuç olarak 0'dan 1'e kadar ftdt 1 bölü 2 değil miydi? Değil mi? Şurası 1 bölü 2. 3 çarpı 1 bölü 2 kaldı sadece elimde. 3 çarpı 1 bölü 2 de 3 bölü 2 yapar. Doğru cevap da B seçeneğidir. Evet, bir diğer sorumuzdayız. 25. soru. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu için f1 artı x artı f1 eksi x eşittir x üzeri 2018 olduğuna göre eksi 1'den 3'e fx dx kaçtır diye bir soru sormuş arkadaşlar. Şimdi aslında integralle alakalı karşınıza çıkabilecek zor sorulardan bir tanesi diyebiliriz. Bu soruyu şöyle yorumlayalım. Şimdi şurada 1 artı x 2x demiş ya ben buraya bir dönüşüm uygulamak istiyorum aslında. O dönüşümü uygularken de şunu yapabilirim. Bakın 1 artı 2x gelin burada 1 artı 2x'i alt sınır olan eksi 1'e 5 diyelim. Ben bunun integralini alacağım. 1 artı 2x'e eksi 1'e eşit dersem 2x eşittir eksi 2'den x eşittir eksi 1 olur. Pekala 1 artı 2x'i bir de üst sınır olan 3'e eşit dersem ne olur? 2x eşittir 2'den x eşittir 1 olur. Yani ben buranın eksi 1 ile 1 arasında integralini almak istiyorum. Şimdi ben bunun integralini aldım ya. İfadenin her iki tarafının integralini alırsam. Yani şunun da integralini alayım eksi 1'den 1'e. Bunun da integralini alayım eksi 1'den 1'e. Sonuç hiçbir zaman değişmeyecektir değil mi? Yani şöyle düşünün. Denklemin her iki tarafını aynı işlemi uygulamak gibi. 2 ile çarpmak, 5 ile çarpmak, 10'a bölmek gibi.
Eksi 1 ile 1 aralığında integralini alırsam ifadenin sonucu değişmeyecektir deriz. Şimdi gene şu üstte gösterdiğim integralleri bir alalım. Ben 1 artı 2x'e u dersem ne olur? 2 dx eşittir du olur. Dx de eşittir du bölü 2 olacaktır. Şimdi geçelim diğerine. 1 eksi 2x'e de omega dersek 1 eksi 2x omega iken eksi 2 dx eşittir d omega. Peki eksi 2'yi karşıya atarsak dx eşittir d omega bölü eksi 2 olacaktır diyebiliriz. Şimdi ben fonksiyonun tekrar u'ya ve v'ye göre bir dönüşüm yapmak istiyorum. Şimdi benim 1 artı 2x'imde sınır neydi? Eksi 1 ve 1'di değil mi? Gelin şurada 1 artı 2x'e eksi 1 diyelim. Sonra da u'nun dönüşümünü yapalım. Şimdi x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam ne gelir arkadaşlar? İntegral 1 bölü 2 de dışarı atmak istiyorum. 1 bölü 2 alt sınırımız eksi 1 olacaktır. Eksi 1'i yerine yazdığımızda u eksi 1 geldi. Gelin bir de 1'i yerine yazalım. 1 artı 2'den 3 gelecektir integrasyonun sınırı. Pekala eksi 1'den 3'e ne oldu arkadaşlar? 1 artı 2x'e u demiştik. F u du oldu. Pekala. Şu eksi 1 bölü 2'yi dışarı atarsam diğer yandan eksi 1 bölü 2 integral. Gene şimdi şuradaki eksi 1'i şurada yerine yazalım. 1 eksi eksi 2'den burası 3 gelecektir. Bir de şuradaki 1'i yerine yazalım arkadaşlar. 1'i de yerine yazarsak 1 eksi 2'den burası eksi 1 olacaktır. Pekala burası ne oldu? F omega d omega oldu. Eksi 1 bölü 2'sini dışarı atmıştım hatırlarsanız. Şimdi bakın bir de şurada şöyle bir şey vardı. Ben bu integrali eksi ile çarparsam şurası artı olacaktır. Ve integrasyon sınırları da değişecektir. Yani burası eksi 1, burası 3 olacaktır. Şimdi elimde ne oldu? Bakın. Ben eksi 1'den 3'e kadar fx dx'i bana sormuştu ya. Gelin buradaki kısma a diyelim. O halde şurası ne olur? Bakın şurası a olacaktır. Değil mi? Pekala eksi 1'den 3'e kadar f omega d omega yani şurası burası da a olmaz mı? Sonuçta sadece bir değişken değiştirmiş. Yani x gördüğümüz yere u veya v yani omega olmuş. Pekala burası a burası a iken 1 bölü 2 a ile 1 bölü 2 a'yı toplarsam ne elde ederim? Bir tane a elde ederim. Yani aslında bana soruda bunu soruyormuş diyebilirim. Pekala bu neye eşitmiş? Şu ifadeyi ben tamamını a buldum şimdi. Bu neye eşitmiş? İşte şuradakine. Artık sorumuz bitti diyebiliriz. Yani eksi 1'den 1'e kadar x üzeri 2018 dx'i hesapla diyor bana. Bu da nedir? X üzeri 2019 orayı yazamadım. 2019 bölü 2019'da neyle neyi yerine yazacağız? Eksi 1 ile 1'i. Yaz 1'i yerine 1 bölü 2019 eksi 1'i yerine yazarsak da eksi 1 bölü 2019 olacaktır. Şu eksiler artı yaparsa doğru cevabın da 2 bölü 2019 olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevap C'dir. Gerçekten güzel bir soru. 26. soru. A ile B reel sayılar. X de 0 ile 2 pi aralığında ve fx eşittir a sin x artı veya eksi b cos x olmak üzere fx'in alabileceği en büyük değer kök içerisinde a kare artı b kareyken en küçük değer de a kare artı b karenin karekökünün eksilisidir demiş. Bunu zaten trigonometri dersinde kural olarak veriyorduk. Bunu da soruyu çözerken bize yardımı dokunsun diye burada kural olarak vermiş arkadaşlar. Pekala. Buna göre birinci öncüle diyor ki fx eşittir 5 sin x eksi 12 cos x artı 3 olmak üzere fx'in alabileceği en büyük değer eksi 10'dur. Yani zaten şurası 5, 12, 13'ü tamamlayacağı için değil mi? 5, 12, 13'ü. 3 eklersek ne olur? En küçük değeri mi soruyordu? Şurası eksi 13 olur. 3 eklersek ne olur arkadaşlar? Eksi 10 olur. Bu da alabileceği en küçük değerdir diyebiliriz. Bir doğru. Sin x eksi cos x artı 1 olmak üzere fx'in alabileceği 3 farklı tam sayı değeri vardır. Bir kere sin x eksi cos x'in alabileceği en küçük değer nedir? Eksi kök 2. Alabileceği en büyük değer nedir? Artı kök 2'dir. Yani eksi kök 2 artı 1 ve artı kök 2 artı 1 arasında kaç tane tam sayı değeri var? Bunu merak ediyoruz. Eksi kök 2 artı 1 ile kök 2 artı 1 arasında eksi kök 2 ile artı kök 2'nin arasındaki sayı kadar yani eksi 1, 0 ve 1 vardır. Kaç tane tam sayı değeri vardır diye 3 tane bu da doğru. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı fx eşittir 3 sin x eksi 4 cos x fonksiyonunun görüntü kümesi eksi 5 ile 5 aralığındadır. Kapalı aralığındadır demiş. Zaten bu da 3, 4, 5'i tamamladığı için eksi 5 ile 5 arasındadır diyebiliriz. 1, 2, 3 hepsi doğru. Doğru cevap Edirne'dir.
27. soru. Tanjant 20 A olmak üzere kotanjant 110 çarpı sin 140 bölü tanjant 200 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Öncelikle şunu şuraya çektim. Kotanjant 110'u ben nasıl yazabilirim? Kotanjant 90 artı 20 diye yazarım. Çarpı sinüs 140 nedir zaten? Sin 100, sin 40'a eşittir değil mi? 182'si 40'tan. Bölü tanjant 200'ü de tanjant 180 artı 20 diye yazarsam, şu 20'yi doğru yazalım. 180 artı 20 diye yazarsak arkadaşlar bakın. 90'a eklediğim için isim değiştirecek. İkinci bölgede kotanjant negatif olduğu için eksi tanjant 20 oldu burası. Çarpı sin 40 bölü 180 artı 20 isim değiştirmeyecek ve üçüncü bölgeye düştüğü için tanjant da burada pozitif. Tanjant 20 oldu. Tanjant 20'ler gitti. Cevap neymiş? Eksi sin 40. Değil mi? Pekala, A cinsinden eşitini istiyordu. Bu sin 40'a da gelin. 2 sin 20 cos 20 diye bir yarım açı uygulayalım arkadaşlar. Şimdi sin 20 ve cos 20 lazım bana. Bunu nereden bulacağım? Hemen çizeceğim üçgeni. Neden? Çünkü tanjant 20'yi biliyorum. Üçgende gelin şuraya 20 derecelik açı diyelim. Tanjant 20 neymiş? A'ymış. Yani burası A ise burası 1'miş. O zaman burası nedir? Kök içerisinde A kare artı 1 midir? Değil mi? Sinüs 20 nedir? Karşı bölü hipotenüsten 2 çarpı A bölü A kare artı 1'in karekökü çarpı kosinüs 20 nedir? Komşu bölü hipotenüs o da. Yani 1 bölü kök içerisinde A kare artı 1'in kareköküdür. Burayı yaparsak üst tarafın çarpımı 2A, alt tarafta da birbirinin aynısı olan kökler var. Dolayısıyla o kök işareti ortadan kalkacaktır artık. A kare artı 1 diyebiliriz, değil mi? Tabii şuradaki eksiği gene unutuyordum. Unutmamak kaydıyla diyeceğiz. Buraya da bir eksi koyarsak eksi 2a bölü a kare artı 1, yani doğru cevap Denizli olacaktır. 28. ve son soru. Birim karelere bölünmüş zemin üzerinde ABCD noktaları alınıyor. CDAB'ye dikmiş. CD bölü BD kaçtır diye soruyor. CD bölü BD, yani şu kısmın şuraya oranı. Bunu daha güzel bir şekilde, şu şekilde gösterirsek arkadaşlar, bakın nereyi istiyor? Şuranın şuraya oranını istiyor, değil mi? Pekala. Şimdi bir dik üçgen var. Şuraya da ben alfa dersem, alfanın karşısındaki bölü komşusundakini istiyor. Yani aslında benden ne istiyormuş? Tanjant alfayı istiyormuş. Pekala. Ben bu tanjant alfayı nasıl elde ederim? Aslında şu birim kareler var ya, bu birim kareler bana bir tiyo oluşturabilir, tiyo verebilir. Gelin şuraya beta diyelim. Şuraya da gelin teta diyelim. Şimdi benden tanjant alfayı istiyor ya. Aslında neyi istiyor benden? Kotanjant beta artı teta'yı istiyor. Yani çünkü birbirini 90'a tamamlıyor değil mi bu? Alfa, beta, teta birbirini 90'a tamamladığı için alfanın tanjantı beta artı teta'nın kotanjantına eşittir. Şimdi gelin tanjant beta artı teta'yı hesaplayıp ters döndürelim. Bunu ki kotanjantı bulalım, o da bize tanjant alfayı versin. Bu tanjant beta artı teta nedir? Tanjant beta artı açılımını yapıyorum. Tanjant teta bölü 1 eksi tan yapacağız. 1 eksi tanjant beta çarpı tanjant teta dedik. Tanjant betayı nereden hesaplarım? Bakın burada bir dik üçgen var. Karşısı 3, komşusu 4 olduğuna göre tanjant beta 3 bölü 4 artı tanjant teta'yı nereden hesaplayacağım? 1 bölü, şurası kaç birim? 5 birim. 1 bölü 5 bölü 1 eksi 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 5 diyeceğiz artık. Şurayı eşitlersem burayı 5 ile, burayı 4 ile, 3 kere 5 15, 4 kere 1 4 bölü 4 kere 5 20 bölü. Alt tarafta şurası 20, burası 3. 1'den 3 bölü 20'yi çıkarırsak 17 bölü 20 gelecektir. Şu 20'leri de sadeleştirirsek elimizde sadece 19 bölü 17 kaldı. Bu neye eşitti arkadaşlar? Tanjant beta artı teta'ya. Bana ne lazımdı? Kotanjant beta artı teta. Bunu da ters çevirirsem tanjant alfanın 17 bölü 19 olduğunu, yani Denizli'deki cevap olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, bu güzel soruları birlikte çözdük. Umarım sizlere bir faydası dokunmuştur. Kendinize dikkat edin. Derslerinizde ve hayatınızda başarılar. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek.